Başkanımız Selman Hasan Arslan Dalyan'daki arazinin satılması kararına karşı Edremit'teki sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımızın katılımıyla Şükütunay Kültür Merkezi'nde toplantı gerçekleştirdi. Dalyan ile ilgili ortak akıl ve ortak davranış biçimi belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda temsilcilerin ve vatandaşların görüş ve önerileri alındı. Yapılan toplantıda Dalyan'ı Edremitli vatandaşların nefes alabileceği doğal yaşam alanı haline getirilmesi ise çoğunluğun sunduğu ortak fikir olurken vakit kaybetmeden ortak görüş ve tavır belirlenerek herkesin onayladığı şekilde süreci yönetecek bir komite veya komisyon kurulmasına karar verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, Başkanımız Selman Hasan ziyaret etti. Başkanımız Selman Hasan Arslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşecek olan toplantıya katılmak üzere İstanbul'a gittiğinden belediye başkan vekilliği görevine Maruf Gündoğdu'yu görevlendirdi. Başkanımız Selman Hasan Arslan, Balıkesir'deki Millet İttifakı, il ve ilçe başkanları, Millet İttifakı'nın belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuğu oldu. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir'in Millet İttifakı belediyelerinin ortak çalışma yaparak bölgemiz için yararlı projeler geliştirilmesine karar verildi. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı olan Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan, Aydın Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya ve Yeni Pazar Belediye Başkanı Yusran Erden'i ziyaret ederek birliğe davet etti. Belediyemiz Küçükkuyu Belediyesi, Edremit Roman Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği, Cumhuriyet Halk Partisi Edremit İlçe Başkanlığı ile hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı ortak çalışmayla İbrahimce Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi bir ailemizin evinin tadilatını tamamladık. Her gün daha temiz bir Edremit için kentimiz genelinde çalışırken detaylı mahalle temizliklerimize devam ettik. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden sorunları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla kentimiz genelinde devam ettiğimiz dere temizliği kapsamında Altınoluk Mahallesi Şahin Deresi'nde temizlik çalışması gerçekleştirirken derenin çevre düzenlemesini de yaptık. Kentimizin dört bir yanında çalışmaya devam ediyoruz. Bu hafta Altınkum Mahallesi İnönü Caddesi ile Ortaoba Mahallesi'nde yağmur suyu hattı döşeme, kentimiz genelinde yağmur suyu menfezlerinin giriş çıkışlarının temizlik ve kontrolü, Güre Mahallesi Kızılkeçil Caddesi'nde yol yapım, Altınoluk İskele Mahallesi'nde meydan düzenleme ve bisiklet yolu projemiz hızla ilerlerken kentimiz genelinde tamirat çalışmalarımız da gerçekleştirildi. Daha yeşil ve nefes alabilen bir kent için yeni park ve dinlenme alanları oluşturmaya devam ederken mevcut yeşil alanlarımızda budama, bakım, temizlik, larva ilaçlama ve peyzaj düzenleme çalışmalarımıza da devam ettik. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde kentimizdeki şehitliklerin bakımını yaparak şehit mezarlarımızı çiçeklerle donattık. Temel belediyecilik görevlerimizin yanı sıra kentimizin tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmaya devam ediyoruz. Edremit'in kent belleğinde iz bırakan, Çanakkale zaferinde ve milli mücadele döneminde kullanılan tarihi top, yıllarca altıl bir durumda bekledikten sonra Başkanımız Selman Hasan Arslan'ın talimatı ile yeniden gün yüzüne çıkartıldı. Osmanlı döneminde ordu envanterine giren, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Çanakkale zaferinde de kullanılan, Cumhuriyet döneminde ise Edremit'te Ramazan topu olarak kullanılan asırlık top girişimlerimiz üzerine Ayşe Sıdıka Erke Etnografi Müzesi'ne getirildi. Dünyaca ünlü yazar Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf, Edremitli yazar Fatma Bölek Gürel'in Ölmez Ağacın Evi romanlarına konu olan Ramazan Topu aslında uygun olarak yapılacak bakım ve onarımın ardından kentimizin kültürel değerleri arasında yerini alacak. Çanakkale Zaferimiz'in 106. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu, ana fertalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını saygı ve şükranla andık. Belediye Başkan Vekilimiz Maruf Gündoğdu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla protokol üyelerinin katılımıyla Edremit Şehitliği'nde gerçekleştirilen anma programına katıldı. Başkan vekilimiz Gündoğdu, Edremitli şehidimiz polis memuru Gökhan Kınca'nın ailesini ziyaret etti. Zeki Çiçek yönetiminde Edremit Belediyesi Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu'nun 18 Mart Çanakkale Zaferi Kahramanlık Türküleri konserinde seslendirdiği birbirinden güzel türküleri kentlilerimizle online buluşturduk. Bu toprakların her karışını kanlarıyla bizlere vatan yapanları unutmadık, unutmayacağız. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştirmeye hazırlandığımız Sabahattin Ali Anaevi ve Sabahattin Ali Sokağı'nda son hazırlıklarımız devam ediyor. Sokakta bulunan binaların dış cephe düzenlemesinin tamamlanmasının ardından sokağa yapılacak olan Sabahattin Ali kaidesi için çalışmalara başladık. Halk TV ekranlarında pazar günleri yayınlanan Seda ile Geziyoruz programı bu hafta Edremit'teydi. Kentimizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri tanıtıldığı programda ilçemizi dolu dolu gezen Seda Kement, Başkanımız Selman Hasan Arslan'la da röportaj gerçekleştirdi. Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Güre Spor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Botaş Spor ile karşılaştı. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan takımımız 78-76'lık skorla yenildi.